Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir ürün incelemesini daha birlikteyiz. Ürünümüz Gaming Mouse, uygun fiyat alınabilecek Everest GM XD Gaming Mouse'lardan. Ürün güzel bir ürün, fiyat performans açısından çok güzel bir ürün. Nasıl söylesem, kullandım, biraz kullandım ama size video çekmek için fazla kullanmadım. İlk önce şöyle bir bakalım üzerinde ne varmış. Sol tıklama, zaten bu normal, hep olmazsa ki zorunda. Sağ tıklama, kaydırma tekerleği. DPI tuşu, yani bu hız ayarlarıyla ilgili. Çift tıklama tuşu, ileri tuşu, geri tuşu. Yani 4 tane var herhalde. Güç 2.0 yüksek hızlı diyor. 1.5 metre kablosu varmış. 1600 herhalde, yanlış okumuyorsam. 3 milyon tıklama yapmışlar. 3 milyon kere tıkladılar mı acaba? Çok merak içerisinde. Bir de arkadaşlar, bu ürün hem mouse hem gamepad olarak geliyor. Bunun ortalama fiyatı, bir bakayım hemen şuradan kaç paraya aldım. Ben bunu yalan olmasın realden aldım da, kaç paraya almışım? 40 liraya almışım. İndirimdeydi ama 70'ten düşmüştü. Real artık normal fiyatları bilmem de, realdekinden 70'ten 50'ye düşmüş, 40'a düşmüştü, 39 demeyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kutusunu açalım. Ben açtım tabii ki. Denedim, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Şöyle güzelce bir kutusunu açayım. İlk önce şöyle bir mouse çıkıyor. Ondan sonra şunu bir çıkarttım. Başka içinde bir şey yok. Kutusu zaten böyle. Gördüğünüz. Üzerinde bir var. Gaming mouse falan yazıyor. 7 adet buton varmış bu arada. 3 adet DPI ışıkları, renkli ışıklar falan diyor. Şöyle. İlk önce şundan başlayalım. Gaming mouse, mousepad. Mousepad'i güzel. Şık bir mousepad yapmışlar. Kaygan güzel yani bu mouse için. Bunu bir mouse deneriz. Bu kalsın şimdi köşede. Mouse'umuz böyle geliyor. Ben tabi çıkarttığım için kablosunu daha toplamadım. Şunları da hemen çıkartayım. Kablosu güzel yetiyor. Yeterli bir kablosu var. Şimdi şunu çıkartalım. Şöyle. Bunu buraya bırakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kağıt getiriyorlar. Açıkçası şöyle kullanıcının dikkatine demişler, hasar teknik desteği falan. Ne yaparsanız yapın, 40 liralık bir cücülü biz size alırız. Lakin kullanıcı tahsili göndeririz diyorlar. Okudum. Dediğim gibi işte Everest'in SGM XD güzel. Kullanım ömrü 7 yıldır diyor. Bakalım kaç yıl kullanacağız, 7 yıl bakalım yaşayabileceğiz mi, o ayrı bir mesele de. Şöyle güzel bir tane mouse. Şöyle yakından göstereyim. Biraz da böyle bakın. Işıkları şurada herhalde. İki tuş burada. Çift tıklama burada. Bunları biliyorsunuz. DPI ayarları. Yalnız 7 fonksiyonel tuş dedi. 2, 3, başka. Burada ayrı mı acaba tuş? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şunu ben bir bilgisayarıma takayım. Ben vallahi memnunum. Şu anda kullandığımdan. Şöyle zaten lap diye okuyor Windows 7'de falan. Ben Windows 7 kullanıyorum ama. Yoksa da zaten driverlar mevcut.
Şöyle güzel bir ışık falan var. Sarı, yeşil falan oluyor. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle ben de bir bakayım. Aynen görüyorsunuz. Kırmızı. Sarı şu an. Bir de yeşil. Güzel bir mouse. Mousepad de inceleyelim birazcık. Kullandığımızda lap diye zaten elinize oturuyor. Eski mouse'umu göstereyim. Eski mouse'u hatırlıyorsunuz zaten bir önceki videoda. Şimdi arasındaki bir farka bakın. Yani bu biraz daha büyük demeyeceğim, bayağı büyükmüş o ya. Şimdi bunu alınca ben elimi kötü hissediyorum ya, küçük. Şimdi kapatayım. Kapan. Klavye aynı kullanırım şu anlık ama klavye almayı da düşünüyorum. Bu küçük, bunu atalım. Git lan. Sen öyle tezim kalmadı artık. Gördüğünüz gibi güzel. DP ayarları 3 kademe herhalde. Aynen ışıklara göre 3 kademedir. Altında zaten model falan yazıyor. Ağırlığı yaklaşık, şimdi bir ağırlık söylemeyeceğim de ağır yani. Ben bunun 7 fonksiyonel tuş olduğunu nasıl çözeceğim çok merak içerisindeyim. Acaba burada bir tuş var mı bak. Buraya basıyorum ama gene orası oynuyor. Burası da basıyorum. Aynen. Bunun diğer fonksiyonel tuşları nerede oğlum? Bakın. Burada diyor ki, nerede diyordu? Ha. Bu şeyleri de sayıyor. Çift tıklama ileri tuşu, geri tuşu. Ya bu tekerleği de gidiyor ondan sayıyor ya. Zaten burada gösteriyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya bunlar salak ya. Zaten bakın burada belki görmüyorsunuzdur. İnşallah edeklidir. Gördünüz. Bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşım varsa klavyem de bu. Şöyle frisbee'nin. Bu da benim işimi görüyor. Video çekerken falan. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni videolar çektim, attım. Yavaş yavaş da atmaya devam edeceğim. Bu videoyu da atacağım tabii ki. Bundan önce bir video gelir mi bilmiyorum ama bu videoyu ne zaman atarım hiçbir fikrim yok. Bugün ayın, bakalım bir saat kaç? 18-13'te çekiyorum. Ayın 14'ü. Birinci ayın. Ocaktayız tabii. Şimdi arkadaşlar bu videoyu ortalama şu an internetimde bir sıkıntı falan var. Hemen düzeltirim diye düşünüyorum. Olmazsa bir haftaya kadar gelir bu videoda. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum artık. Ne diyeyim? Abone olmayı unutmayın diyorum.